geliyor, kurt geliyor. Şu neymiş ya, bu yengem olur mu? Hazırsak başlamasak mı Alper? Köpeğin sadakati, Jaguar'ın cesareti diyorum. Allah Allah, Allah Allah. Oo, oo, oo. O zaman ben artık biriyle vedalaşacak mıyım bu noktada? Şu kaybettiğin kıza bir bakmanı isteyeceğim. Gelebilir misin? Tabii ki. Aa, fotoğraflarını gösterip onu seçiyorlar. Bunun yapacağını sormadı. Geçecek, geçecek, geçecek. Daha ne formatlar yapacağız. Hanımlar ve beyler, YouTube Türkiye'nin en ilginç, en sıradışı date formatına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada o kadar şaşıracaksınız ki, arkada inanılmaz güzel kızlar var ve o kızların eski hallerinin fotoğraflarını görerek biz... Şuradan bakayım. Hepsini izledik. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gülmeyin bak. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Sol alttan ikinci benim, görüşürüz. Sol alttan ikinci bu mu? Evet. Niye öyle bir şey yaptın? Sol alttan ikinci. Bak, yüzü güzel ve hatta sağ en üstte olabilir. Bak şimdi bir çeldi beni orası. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi bak? Bu kız. Bak bir bu. İki bu. Üç belki bir de bu. Anladın mı bak? Bir, iki, üç. Bunlar yani bence. Daha üsttekine bir baksana ama yüz hatlarına. Sağ en üst. Ben sağdan iki diyorum. Bak bu diyorum ben. İzlemedim. Allah belanı versin, izlemedim ya. O zaman ben de sol alt diyorum. Boşsa, müsaitse. Sağ alt iki. Bizim sevgili tamam, Mert Efe'mize bu akşam... Paramaz, sen de en sağdaki. Tamam. Görerek bizim bu. Sevgili Mert Efe'mize bu akşam ufak bir buluşma ayarlayacağız. Mert Efe hiç bu kadar heyecanlı olmamıştı. Yani Mert Efe'cim, bir gelebilir misin buraya? Bravo. 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 Mert Efe, Mert Efe özellikle kimseyi görmedi. Evet abi. Şurada saklandın hatta, seni sakladık. Evet. Nasıl hissediyorsun? Ben hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Belki böyle 300. falan videom ama bu en heyecanlısı Alper. Yani biz arabayla toprağın altına gömüldük. Gömüldük. Canlı canlı mezara gömüldük. Gömüldük. Benekli Ayhan'la Dubai'de aynı odada kaldım. Kaldım 9 gün. Hiçbirisinde ben seni böyle heyecanlı ve bu kadar şık görmemiştim. Ama bütün ekip işini ciddiyetle yapıyor. Zeynep abla az önce bana şey dedi. Mert Efe çok heyecanlıyım, çok iyi gözüküyorsun falan diye. Yani evet, bizim bütün temelimiz Mert Efe'nin sonunda bir hayırlı bir... Mert Efe rahat ol abi. Düzgün, güzel bir kız bulması. Bu arada her ay yapıyor olacağız. Bravo. İkinci sırada kim var biliyor musunuz? Ben, öyle sekeceğim. Ben okuyayım abi. Siz hepiniz okeysiniz tabii ama Deniz var. Deniz nerede Deniz? Gel buraya. Gel buraya. Hadi kalsın be. Şimdi Deniz bizim menajerimiz. Eli yüzü düzgün. 2 metre üstünde olan. 2 metre altını kabul etmiyor. 2 metre üstünde olan erkekler bana DM atmasın. Bir santimle kaçırdı ya. Deniz selamünaleyküm. Noel'de iyi var, Noel'de hiç sorun yok. Salak, ben 2 metre ben geçiyor benim ayakkabılarla falan. Yüksek taban. Alper'im çok güzel videolar, içerikler yapıyorsunuz. Gerçekten. Harbiden. 10 numara bir Twitch demiş, YouTube. Patron menajeri diye. Varsa ben iletişime geçeyim. Menajer işte kardeşim. Sen boş ver, sen iletişime geçme. Atmasın. Bana atmasın. Bana atmasın. Ona da atmayın. Burak Koç'a atın. Burak Koç'a atın. Kime atıyoruz şimdi? Netleyelim orayı. Görüyorsunuz ekranda 2 metre üstü erkeklerin hepsi. Hepsi fotoğraflı, mümkünse six pack'li olarak. Burak Koç'a. Bravo Burak. Attın. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar, burada gerçekten inanılmaz değişimler var. Ben fotoğrafların hepsini gördüm. Kızların da hepsini gördüm ama hangisi bilmiyorum. Yani değişim o kadar yüksek. Burada sen ne yapacaksın? Herkesle birer birer sohbet edip, işte onları tanımaya çalışıp, kendince senin zevklerine göre... Biraz sararak ilerletiyorum. Bazı çıkarımlar yap. Bu arada hepsiyle sözleşme... ...sapasak mı Alper? Buse, Ceren, Sena, Aslı ve bir adet... Ben Sena. Daha Buse'niz var. Gerçekten hani ben merak ediyorum. Çünkü yani içerideki kızların da güzelliğini bilerek konuşuyorum. Çok normal değişimler değil. Yani şimdi arkada biz de varız. Burada hanımefendiler var. Kimse normal bir ergenlik geçirmemiş. Önce evet. Bu konuda anlaşalım. Kesinlikle. Şimdi hangisinden başlamak istersin? Bir böyle teker teker bir gez. Tabii tabii, şöyle bakalım. Ben Sena derken yani
Ben Sena'yı seçiyorum oradaki. Sena'yı. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Şimdi ben hiç bozmayayım, sıradan başlayayım ya. Ben öyle bir öncelik yapamayacağım şu an. Melda merhaba. Merhaba. Melda ne diyorsun ya? Ben bir nüfus cüzdanına bakacağım birazdan. Çünkü öyle bir farklı yani. Nasıl gidiyor Melda? Neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Ben 21 yaşındayım şu an. Bu kız var ya, bak sana bir söyleyeyim mi? Olay güzelleşmiş yani. Ben sesten anlarım. Hasta olduğum için biraz sesim değiştiriyor olabilir. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Eski çok mersi, çok kibarsın. Yani evet de senin birazcık da güzel bulmanın sebebi hani... Kız olması her şeyden öte. Karşı bir cins olması seni birazcık çekmiştir İbo'cum. Seni de anlıyorum. Eski halde güzelmiş ki en azından kızmış yani falan böyle bakıyor. En azından bir kadın ya bu. Havacılık okuyorum. Aa, yer hizmetleri mi yoksa direkt havacılık? İyi, kabin okuyorum. Harika. Şimdilik bu kadar yeter. Ben diğer arkadaşları da tanıyıp geri dönebiliyorum değil mi Melda'ya? Tabii ki. Gizem merhaba. Merhaba. Sen hasta değilsin anladığım kadarıyla. Bak benim ikinci favorim de Gizem'di. Sesim yerinde. Harika. Sen neler yapıyorsun? Biraz bana kendinden bahseder misin? Ben 2 yıl önce mezun oldum. İstanbul'a taşındım. Şu anda birçok farklı yerde farklı mesleklerle uğraşıyorum. Serbest meslek. Yani diyebiliriz. Kaç yaşındaydın orayı ben... 25 yaşındayım. Tamam. Teşekkür ederim. Çağla selam. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen? İyiyim ben de. Sen neler yapıyorsun? Ben 21 yaşındayım. Televizyon haberciliği ve programcılığı okuyorum. Oğlum bodybuilding yapmayın chatte ya. Allah Allah. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu şok bir değişim var burada. Diyorum. Aynı zamanda da oyuncu olmak istediğim için de kursa gidiyorum. Çağla, bu fotoğrafı kaç yaşında çekindin? Bu fotoğraf şöyle, ortaokuldan kalma ama değişimim 3 sene önce falan başladı diyebilirim. Yani bak değişim başlamış. Çünkü. Kaç kilo verdin? Yani kaç kilo verdin? 90. 35-40 civarında. Aa Çağla sen miydin? Evet. Benim. Aa, ben Çağla'yım. Kardeşim ben... Eğer çok güzelleşirse bu fotoğrafı koyar. Anladın mı? Ceren zannetmiş. Ana. Evet, peki. O kız benim. Okey. Vay be. İsmin Nazra mı? Evet, Nazra. Nasılsın Nazra? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Bir yanlışlık yok. Gerçekten ismin Nazra. Evet, gerçekten hani Azra Nazra. Olsun, Nazra. Yok. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Herkes 21 yaşında mı? Ben karıştırmaya mı başladım? Zaten. Sen neler yapıyorsun Nazra'cığım? Ben de diş hekimliği okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Peki. Yani müsaaden mi? Müsaitsen mi? Tabii. Heyecandan var ya. Normal. Abi çok tamam, haklısın. Tamam. Ben de tamam toplayacağım. Dur bir Sena'ya bakalım. Sena'ydı hani bu kızın ismi. Ceren'miş. Ben de bütün bilgiler karıştı oğlum. Bu hiç daha doğru bir yöntem. Sena değil. Sen en başta istiyorsan referans veriyorum. İstiyorsan şöyle yapalım. Nazra'ya kadar olan kısmı bir ilk önce değerlendirelim. Daha sonrasında diğer arkadaşlarımızla devam edelim. Ben birkaç daha ne daha soru sormak isterim ama bu iş böyle olmaz. Yani ruh ikizi olduğumuzu düşündüğüm için köpek diyorum şu an. Teşekkür ederim. Bravo. Bravo. Kime köpek diyor ya? Sarınca da böyle oluyor videolar işte. Sarsar diyorum ki çocuğa köpek dedi ya bir anda. Hayatımda kedi olduğuma %98 eminim. Tamam seni Gizem'cim, sen kedi olduğuna eminsen ben okeyliyorum, Gizemliyorum. Bizim için önemli olan şimdiki hayat. Şu anda kedi veya koala, ikisini karıştırdım. Koala olur. Sarılı. Kedi koala. Bak koala da iyi hani şey sahipi. Ben de bir odun olarak, bir ağaç olarak. Çağla? Benimki tavus kuşu bence. İlginç. Çünkü çok süslü böyle yatan benlik. Ben bayılırım süse. O yüzden çok göz alıcı bir hayvan. Ben tavus kuşlarına bayılıyorum. Peki teşekkür ederim. Nazra? Benimki kesinlikle kirpi. Kirpilere bayılıyorum. Neden bilmiyorum. Hani özel bir sebebi yok ama bir kirpi görünce kesin yanına giderim yani. Bizim evin bahçesinde çok var. Çok var evet doğru. O zaman ben artık biriyle vedalaşacak mıyım bu noktada? Format gereği evet ve ömrüm boyunca da görüşmeyeceksin. Çok kötü ya. Arkadaşımız düşünürken biz de kendi aramızda şurada bir hesap yapalım. Biz de sana arkadaşların olarak kendi şeyimizi söyleyelim. Ben sırf meraktan elerdim abi. Meraktan ben elerdim. Evet evet yani. Sen düşünmeye devam et. Nasıl oğlum? Sesli mi düşüneyim? Evet kızlar gerçekten inanılmaz çirkin bir durummuş bu ya. Ben bunu yapamayacağım. Işığa çok yaklaşma. Sana ne? Beyler hadi de. Nazar sen mi diş hekimliği okuyordun? Nazra. Nazar ne onu? Evet, ben gidiyorum. Ben bu videodan çıkıyorum. Oğlum Nazar dedim az önce Nazra'ya. Nazar dedim. Mertefe 5 saniyen var. Bana birisini göster. Hepsi birbirinden güzel kızlar. Buna emin ol. Okey. Okey misin?
Emin misin? Ben emin bunu meraktan elerdim. Allah belamı versin. Mertefe hazır mısın? Mertefe helal olsun. Vallahi meraktan çatlardık. Elebilir misin? Tabii ki. Ananı sikeyim. Lan dur bulanık tutar ilerle. Lan bulanığı bile okey lan. Lan bulanık bile güzel. Bu kıza geldi. Sensin bulanık. Neyi bulanık? Safkan bu kız ya. Neyi bulanık ya? Topuklu sesi var yetti. Yani. Oğlum bu şaka mı lan? Oha, İmkanı yok. Bu kız bu değil. Bu ben hocam ben bırakın bu işi ya. Bu Alper'im bu bir yalan. Bizi yapma Alper'im. Biz yabancı mıyız Alper ya? Ya Alper bu kız bu kız mı? Gerçek mi ya? Kurgu galiba ya. Bunu Alper'e yazayım mı ya? Abi sen. Alper bu gerçek ya. Mi ya bu? Gerizekalılar ben. Abi biraz ilerlet de bir net görelim ya. Şu değişime bir bak. Oğlum nasıl çağla olabilir lan? Merhaba. Olmuş işte amına koyayım. Ne sorguluyorsun Çağrı? Tamamen formatın gereği böyle oldu. Gerçekten hiç problem değil. Yani... Çok tatlısın vallahi. Çok teşekkür ederim. Bu harbiden sen misin yoksa bizi mi yiyorsun? Keşke ben olmasam ama maalesef ki. Yok hani bence bununla gurur duymalısın. Çünkü yani tabii güzellik göreceli ama hani inanılmaz kilo vermişsin. Yani çok daha sağlıklı gözüküyorsun her şeyden önce. Önemli olan sağlık. Çağla'cığım var mı söylemek istediğin ya da atmak istediğin? Ya bir şey mi yükselmedi? Saçmalama amına koyayım. Kendisine gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Teşekkür hayır, ederiz. Şey çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür Çağla'cığım. Ederim. Ya, Çağla'yı bir alkış alabilir miyim? Evet Buse selamlar. Aha Buse yok. Buradayım ben. Ha affedersin benim hatam. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. İbo biraz kendinden bahseder misin? Ne? Ben 21 değil 25 yaşındayım. Mezun oldum. Şu an bir şirkette ürün müdürü olarak çalışıyorum. Ceren merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? Neler yapıyorsun? Modellik yapıyorum 21 yaşındayım. Modellik ben seçtiğim model çıkıyor zaten. Nedense bilmiyorum. Okuyor muydun? Okuyor musun aynı zamanda? Bu sene sınava girdim ilk kez. Merhabalar, Sena ben. 20 yaşındayım. Turizm otel işletmeciliği mezunuyum. Ruh hayvanım olarak ne dersen bana. Köpeğin sadakati, Jaguar'ın cesareti diyorum. Allah Allah. Allah Allah. Köpeğin sadakati, Jaguar'ın esareti mi dedi? Ne dedi ya? Jaguar'ın bekareti dedi. Asaleti, asaleti. Jaguar'ın bekareti... Oğlum salak salak yorum ama dedi, cesaret. Jaguar'ın cesareti dedi amına koyayım. Ne bekareti dedi ya. Ben de kendimi bir timsah olarak timsahın efendime söyleyeyim kefareti. Sürüngeni. Timsahın sürüngenliği bende vardır. Gerekirse bir maymun gibi şaklabanlıklar yapılabilir. Anlatabiliyor muyum? Kartal gibi kanatlarımı açabiliyorum. Uçabiliyorum. Ve bir tavşan gibi orayı çok anlatmayayım. Allah Allah. Oo. Peki. Aslı. Selam Mert Efe nasılsın? İyiyim Aslı. Gergin miyiz? Çok bekledim ya. Özür dileriz. Hiç problem. Bu kız eyle bir yarım gün bir şey olursa o gün beni ne korku bekletmiştin deyip 3 sene anlatır. Sen neler yapıyorsun? Ben de 25 yaşındayım. Yüksek kimya mühendisiyim. Harika. Yüksek kimya mühendisi. Şu an teknoloji şirketinde satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Hani benim kimya mühendisi olmuyor mu? Yüksek kimya mühendisi. Buse, ne haber nasılsın neler yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyiz valla, video falan işte bizim böyle. Ben neler yapıyorum? Ben estetisyenim. Şu anlık bir eğitim alıyorum. Ya yönetmenim bir sar ya. Bir dur amına koyayım ya. Sar yazıyor bana amına koyayım yönetmenim chatimden ya. Allah Allah. Ne acelem var oğlum ya. Takılıyoruz işte. Sertifika almak için, iş açmak için. Onun koşuşturmasını yapıyorum bu aralar. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar hepimize. Mert Efe, evet. Bütün artık arkadaşlarımızın sesini duyduk. Mert Efe, Sena'yı elesene, Sena'yı. Kimisi kirpi, kimisi Jaguar. Cesareti Jaguar. Bak Mert Efe şunu eleyecek. Bu kimdi? İsmi neydi bunun? Burayı eleyecek bak. Buse. Buse'yi eleyecek Mert Efe. Var mı bir aklında? Bence. Tamam, okey. Bak, pişman olacaksın. Şu kaybettiğin kıza dön de bir bak isterim. Ya yok artık ama. Oha. Oğlum salak salak tepki veren vermeyin oğlum. Abartı tepki verirsin bak Hugo. Sen hepsini anlamam. Bilmem ne yapayım falan. Böyle tepki verme hocam ya. Daha insani tepkiler ver ya. Bu nasıl bir tepki amına koyayım ya? Ya ah be Mert Efe ya.
Özür dilerim, çok beklettik dedin ya, ben aslında kibarlık yapmaya çalıştım daha fazla bekletmeyelim diye. Ne düşünüyorsun Aslı'cığım? Yani üzgünüm, bana hiçbir yerden ulaşamayacak. Kesinlikle, ben zaten o olayın izindeyim, evet. Hiç şüphen sen olmasın. De o iş. Arkadaşlar siz de lütfen bu olayın peşinde olun. Mert Efe'nin Instagram'ını da buradan kabul ediyorlarsa bütün kız arkadaşlarımızın Instagram'ını da aşağıya bırakıyorum. Lütfen ama lütfen Mert Efe buradan birisini takip ederse, bir fotoğrafını likelarsa, en eski fotoğrafını bile lütfen bana söyleyin. En kötü Burak Koç'u biliyorsunuz. Kocaman bir alkış alalım. Çocuk seni elemekte bir tık haklıymış. Ben bu kadar detaylara bakmadım ki yani. Hemen bir arkadaşımızı daha seçmeni isteyeceğim senden. Kim? Birisi mi netleşildi? Netleşti abi. Peki. Ben biraz ürktüm Sena'nın cevabı. Bak tamam, Sena'yı eledi değil mi? Eledi. Kaplan gibi, partner gibi. Kaplan Sena gibi, onu işte bak. Neyse. Yapmıyor. Harbiden burada da o içindeki Jaguar'ı görüyorum. Ben de gördüm. Jaguar mıydı? Jaguar. Jaguar. Evet Sena, hazır mısın? Kaybettiğim bir diğer kıza döndü bir bak hadi. Bu çok güzel olacak. Hi guys. Bak Jaguar, gördün mü? Aa Sena ne kadar... Yakaladı. Merhaba Sena. Merhaba nasılsın? Sena. Teşekkür ederim, sen? Doğru karar, doğru karar. Nasıl olalım işte. Bu birine çok benziyor. Kaplan gibi. Gitgide daha kötüye gidiyor. Vazgeçtim. Daha çok kötü olacaksın. Makarna sever misin İbo? Sena'dan da oldum. Yok ona değil. Ama Sena ben yani gerçekten gözlük seçimi... Tamam, Matrix'ten kaçmış gibiyim değil mi? Evet yani kaç doğmuşsun? 2002'liyim. Matrix'in arkadaşına benziyorum. 2002 olunca 21 mi olunca lan? 21 dedi ya. Aa sen 21 yaşındasın ha. Merve'ye harbi andırdı Merve'yi biraz. Merve'ye benziyor. Sen kaçlısın? Milattan kalma. Lan öyle deyince ben de benziyorum. Aldın mı cevabı? Kime benziyor lan? Merve var ya Merve, Netsin arkadaşı, ona benzemiyor mu kız? Aa harbiden Netsin senin arkadaşına benziyor, Merve'ye benziyor. Evet şey benziyor, benim konuşması var, şey benziyor, var ya Netsin. O benziyor. Bilmiyorum bir şekilde benziyor ama şey. Yani. Bir şekilde değil mi, bir an duruyor, alakasızlar her şey ama benziyor yine de. Ben 30 yaşındayım. Aranızda 10 yaş varmış. Aşkın yaşı yok derler ama. Aşkın yaşı yoktur aslında, doğru, bravo. Görüşmek üzere, tekrar tanışmaya ben de yapalım. Öyle, memnun oldum. Sen... Baba kaplanmış zaten kız, bunu nasıl besleyeceksin Mert Efe, iyi yaptın. Çok ben şey yapma, burada. Buralarda çok dolanma. Bak bunlar, bak burada tek Jaguar sendeyiz. Bu muamele mi? Ne? Muamele mi? Bize muamele mi öyle abi? Sen sanki Riyaz'a oynuyorsun gibi sadece. Riyaz'ın taliplisi atabilirsin. Aleyh. Rio, ne diyorsun? Sen öyle geç. Riyaz, Melda'yı seçiyor. Hava diyor, oğlum Melda. Aa bunu Mert seçmişti, Mert. Hata. Uçak çok kötü, vallahi indireceğim sana bir tane ya. Hava şeyiydi, neydi lan? Oğlum kabin, yardım edin, kabin bir şey. Gel Melda. Ya bak. Bak. Maşallah diyeyim. Bir kalbini üfledi değil mi Çağrı? Ya görmedik ki amına koyayım, bir de bana ben diyecek. Ben gördüm, bana yetti. Ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Anlıyordu lan. Bakmayacağım. Oğlum, oğlum bir şey söyleyeceğim. Zeynep abla ağlıyor arkada. Güldüm. Kanka Bilal Eyleş'e benziyormuş. Çok tatlı. Kız gitti diye. Zeynep abla bir gelsene, gözünü seveyim. Çok gel lütfen. Üzüldüm valla. Bak Zeynep ablanın tek derdi zaten Mert Efe'nin, evet, adam olması. Bir evlenip mutlu olması. Gidiyorsun Riyaz'a seçtiriyorsun bunu ya. Yıkıldım ben arkada ya. Zeynep ablacığım sarılalım mı? Ama kızı hiç göremiyoruz Alper. Biraz sabit tutup çeksenize kızı. Evet. Ben ne yaptım Zeynep abla? Niye seçtin? Zeynep abla, ablacığım bir döner kameraya, gözünü seveyim ya. Senin için getirdik kızım. Bu formatlar hep senin için. Zeynep abla gün içinde izleyemiyordu. Bizim çünkü yayınımız yok, televizyonumuz yok. O yüzden böyle bir format çekmeye karar vermiştim. Aynen. Yapacak bir şey yok. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Oldukça da ortak noktanız vardı. Varmış. Evet, köpek de dedim. Köpek de dedi. Köpek de dedi. Köpek de dedi. Köpek de dedi. Bak benim şu takımı giyip de şu ofiste başıma bu hiç harbiden güzelmiş. Şey gelmedi. Acaba Zeynep abla mı sesle bir turda? Bu mu? Zeynep abla sanki ama. Zeynep abla hisli. Zeynep abla ya. Bir tane sayı numara. Bir sayı bir numara ya. Ben Ceren diyorum şuradan ya. Şuradan uzaktan bak. 1, 2, 3, 4. Hanım olarak mı? Cevap verme. Sen hazırlanırken biz de senin fotoğrafına gülüyoruz. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Bakayım. Ama benim fotoğrafımı görseniz zaten ben... Bu sen, ya bu ben kim? Şu fotoğrafa sahip olup her şeyi söyleyebilirim. Çünkü benim fotoğrafım Çağla Arç herkesinkinden kötü. Şaka yapıyorum. Şaka kaldıran bir kız olduğun çok belli. O yüzden şaka... Alper'i resmediyorum. Alper böyle bir sürü yol var. Gidiyor bakalım nerede duruyor. Bu da iyi çıkar. Bir yerde sıçacaksın ama bekliyoruz, hayırlısı bakalım. Kerem sen... Benim şu ana kadar elenenlerden favorim
bir önceki, az önce elenendi. Abi kız yapma be. Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Nazra, evet Nazra'yı seçtik. Nazra. Evet, Nazra'da zaten. En son Nazra'yı seçmiştik. Ben olaylar karıştı. Nazra'ya zaten nazar diyerek sıçış. Yazıklar olsun. Zeynep abla da mı? Yani Zeynep abla bile bu işi beceremiyorsa. Buyurunuz. Evet. Sinirlerim bozuldu ya. Nazra. Merhaba Nazra. Ben ne oldum? Ben de öyle. Ne düşünüyorsun Mert efendim? Ya zaten olası bir durumda ben sürekli adını karıştıracaktım. O yüzden hayırlısı oldu. Ama çok tatlısın valla, çok naziksin. Teşekkür ederim. Müthiş bir değişim bu arada. Nazra harbiden yani. Yok, bu sen misin? Evet. Kesin mi? Kesin benim. Nazra'cığım söyleyeceğim bir şey var mı Mert efeye? Kendi kaybetti. Az önce kıza niye yapmadın Alper yanına alıp? Yani arkada çok kaldı. Güzel akıllı kızlar var inşallah. Var var. O anlaşacağı, seveceği, date'de iyi vakit geçireceği birini bulur. Pekala. Lütfen sana yazmasına izin ver. Nazra da bayağı değişmiş ben ama. Güzelleşmiş. Çok teşekkürler. Ama hepimiz öyle olmadık mı ya küçükken? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Göre. Kendine iyi bak. Çok sağ ol Nazra'cığım. Diyorsan birkaç... Spor çok fitness sevmem ama buz pateni yapıyorum. Maşallah. Bak bu kız dedim. Bir de ben kimi dedim, bir de Ceren dedim. Şu. Yeterli mi? Yeterli. Yoga ve pilates yapıyorum. Bu da olur. Yoga ve pilates yapıyorsa kafa karıştı. Ceren Hanım sizler? Profesyonel basketbol oynadım 8 yıl. Tamam. Aynı zamanda aa, uzun handball, boylu bir de. Handball oynadım. Futsal tamam. Da oynadım 2 yıl olarak. O bir tane bir tokatı var ya, onu yapıştır yere atarsın. Aynı zamanda bir de pilates yapıyorum şu an. Daha ne yapacak abi? Cevap vermeyebilirsin. Ya bu kilo değil ki, boş. Boyun kaç? 75. Tamam. Buse Hanım merhabalar. Merhabalar tekrardan. Ben 75 dedi sadece. Yapıyorum. Sadece. 0.75 değildir herhalde. Burada yatıyorum kanka. Çok ortak bir noktanız var o zaman. Ceren diyeceğim. Evet, tahmin ettim. Ceren diyor. Aferin lan Mert Efe. Onu bize sal. Mert Efe'den çok az da olsa. Ceren çok merakla bekliyorum Ceren'i. İşte tamam, ben hani onu çok merakla bekliyorum yani şu an. Yüzünü vurmayayım diye. Vur vur abi. Tamam tamam. Evet ve karşınızda Ceren. Oy daha gelmedi. Merhaba. Yapma be. Vallahi bak. Aa bir de reddet. Bana görüyorsan bak. L4 L5. Abi bir de reddet. L4 L5 C2 arızalı. Piç ya. Oğlum bak Mami. Sana şaka yapmayı yasaklıyorum dostum, tamam? Şaka da değil, red yapamıyorum de da. Haydi bak. Gel. Ceren, bakma. Hiç görme. Bak, çok bak. Teşekkür ederiz Ceren. İyi ki geldin, ayağına sağlık. Ben daha fazla bu pişmanlığı yaşamak istemiyorum. Ayağına sağlık. Yorum yapacağınız format ne? geçecek. Daha ne format? Bence hala iki önceki elenen. Neydi ismini söyleseniz ya dostlar. Melda. Aslı. Ceren'cim ne düşünüyorsun? Yani yapacak bir şey yok. Boydan ilk defa kaybettim. Evet, boydan insanlar uzun kız bulamaz. Değişimine bir bakıyorum. Değişmişsin ha, harbi değişmişsin. Evet, yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederiz Ceren. Rica ederim. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dedi bana. Geçecek. Bana inan. YouTube Türkiye'nin en üzücü date formatı devam ediyor. Mert Efe, var mı aklında bir insan? İnsan diyorum artık, hani o kadar çizgilerimden şey oldum ki hani çok yuvarlak konuşuyorum. Şey, evet. Saç rengi falan sor. Sorayım bir saç rengi sorayım Alper, müsaadenle. Söylemek isteyen belki birisi bir özelliğini söylemek ister. Evet, belki ya. Der ki ben piyano çalıyorum, belki der ki ben sıfır açıyorum der. Belki helikopter şey der, kullanabiliyorum. Mesela. Ya da müzik zevk. Ama çok merak ediyorum. Bir gizemli kalmayı tercih ediyorum ya şu an. Ya gizemi çok merak ediyorum şimdi de. Peki. Çekmeye başladım. Bu formatta böyle hep merak içerisinde geçiyor. Ben onu bir... Oy konusunda biraz... Nedir? Ben bir şey diyeceğim. Lara güvenme. Yalvarırım. Merhaba. Arkadaşımız. Kim bu? Merhabalar. Merhabalar. Gizem. Gizem gerçekten oldukça tatlı bir hanımefendisin. Eski fotoğrafına bakıyorum. Burada da tatlısın bu arada. Hani yani çok da değilim. Kibarlık yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda akıllısın da. Valla gerçekten teşekkür ederiz. Var mı Mert Efe'cim, ne hissediyorsun? Ben Melda ve Ceren gittikten sonra zaten yani yanlış kararlar veren biri olduğunu fark ettim. O yüzden. Ben de kesinlikle aynı noktadayım seninle. Evet. Ama Mert Efe genel olarak çok doğru. Soldakilerin formata etkisi nedir? Abi onlar işte izleyici. Wingman.
Videoyu izliyorlar onlar. Canlı izlemişler. Doğru kararlar. Ne yazık ki veremedi. Bundan sonraki hayatla biz şeyler... evimizden izliyoruz. Onlar oradan izlemiş. Biliyorum. Teşekkür ederim. Sizlerin böyle. Çok sağ ol Gizemciğim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Kaç yaşındasın Gizemciğim? 25. Gizem de iyiymiş de. Benim hala 3 önceki. Pekala. 25. Geliyor baba geliyor. Şu anda formatımızın finalindeyiz. Mert Efe, perdenin arkasında 2 tane Buse var. Aynen öyle. Neyi, Buse'nin Buse, seçin duruyor değil mi? Ben, var, Elda mı? Geçiyorsun. Bakacağım direkt şimdi. Soru de. Falan yok yani. Ha, yok ben öyle Acun abi gibi bir şey. Evet Mert Efe. Son sorularını sorarak istiyorsan bir karar verebilirsin. Hani yoksa kafanda bir evet, Buse varsa ikiymiş. Direkt o Buse'yi de şey sen yapabilirsin. Sana soru önerisi vereyim mi? Ver lan. Ne tarz tatilden hoşlanırsın? Alright. Göbek atlarını da sorabilirsin. Bak şimdi ne soruyorum. Evet ne tarz tatil? Bence fotoğrafı, küçüklük fotoğrafı kötü olanı seçmek daha mantıklı burada. Maktan hoşlanırız hanımlar. İlk Buse olarak konuşuyorum. Ben zaten bir şirkette çalıştığım için yıllık iznim sınırlı oluyor. Onda da yurt dışına gidiyorum genelde. Türkiye'de çok yapmayı sevmiyorum. Türkiye tatilleri genelde bayram zamanına denk getiriyorum. Diğer Buse? Ben grup arkadaşlarımla tatile gitmeyi çok seviyorum. Akşamları eğlenceye çıkıyoruz. Sabahları hep beraber kahvaltı vesaire. O tarz tatilleri seviyorum. Grup arkadaşları? En yakın dostlarım, arkadaşlarım. Ha. Müzik tarzını mı sorsan? Senin için çok önemli olduğunu biliyorum. Ne dinliyoruz arkadaşlar? Ben rap bağımlısıyım. Bayağı rap dinliyorum sadece. Buse konuşuyor değil mi? Buse bir. Bir Buse, aynı. Ben her tarzı seviyorum. Türkü de dinlerim. Ayın bile. Ya ben, evet. Ben de hiçbirini dinlemiyorum. Bu şimdi ben Mert Efe'yi tanıyan birisi olarak bu cevabın ne kadar kritik bir cevap olduğunu iyi bilirim. Çünkü Tantaşçı'dan Demirç'e geçen tek bir insan tanıyorum. Ben bu arada Tantaşçı iyidir. Senin için sanki yeterli oldu son soru gibi. Ya bu okay. Buse'yi seçecek. Okey misin? Hani iki ucu boklu değneklerler ya. Orada mıyız? Sen o zaman ilk olarak anladığım kadarıyla... Evet, Buse 1. Buse 1'den vazgeçildi. Buse 1'i rica edelim. Çay mı rica ediyorum ben ya? Niye böyle konuşuyorum? Buse 1'imiz gelsin. 2 oldu. Evet Buse 1. Güzel bir. Şaka. Buyurun. Karşınızda Buse. Abi yine wow. Şaşırtmadı. Yine şaşırtmadı. Yine şaşırtmadı. Ben de böyle bir değişmeydim. Wow. Arkadaşlar bir Buse ismi daha şaşırtmadı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim yani. Anlatabiliyor muyum? Bir önceki Buse'yi anlatırsam belki eski anlarız. Eski bir kız arkadaşına da benzettim. Hani şu an isim vermeyeyim verme, ama verme. Çok da yorum yapamıyorum. Yorum yapmasam da iyi olur gibi bir durum. Ne düşünüyorsun Buse? Yani oğlum niye öyle hareketler yapıyorsunuz? Fotoğrafla benim sona kalmamı. Gerçekten ben de çok şaşırdım yani. Bıyıklarım falan var çünkü orada. L1, L2, L3. Bu arada Buse hani şu an... İbo çene yapısı da sana benziyor lan. O yüzden hani yanlış ebeğin amına benziyor. Ama şimdi... Oğlum siz Allah niye bir anda Allah. Sinirleniyorsunuz bir anda? Sakin olsanız amına koyayım İbo, ya. İbo mamiye bir daha küfür edersen var ya senin... Sus sikerim seni de. Oğlum bir sakin ol. Alo sakin olun. İbo sen niye mamiye saldın? Tut kanıma dur kanıma dur. Sakin ol oğlum gel. Gel oğlum gel. Otur oğlum gel. Otur. Tükür. Tamam sakin ol gel otur. Amına koyayım hayvanat bahçesi gibi bir yayın işte burası. Otur. Al oğlum al. Baslı tükürdü. Ah git getir onu. Ya çok iyi yapıyor ya. Piç. Şagalo. Dönüp kendi gençliğime baktığımda senden daha güzel gibi bir durum. Şöyle bir duruş. Biraz erkeksilik de var. Ama vallahi maşallah çok iyi toplamışsın. Buradan hepimize örnek oluyorsun. Buse'cim çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Biz de öyle. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Buse 2 gelecek. Ve tabii ki daha sonrasında Esra Erol'daki gibi ne oluyorsa çay odası mı bilmem ne oralarda kayıtta olmayacağız. Kendileri anlaşırlarsa görüşürler. Aynen. Ha, oldu ki anlaşamadılarsa ben bir elediğim yarışmacılarla hiç anlaşamazlarsa Mert Efe bence eli boş gider. Gidecek ve Mert Efe buradan eli boş gider abi. Günü haline gelecek ama biz orasını şu anda bilmiyoruz. Biz bu sorunun cevabını bu seri harbiden bu nasıl chat ya hala Melda'nın Instagram'a dönmedi chat'te. İkinci bölümünde öğreneceğiz arkadaşlar. İkinci bölümde bakalım. Nasıl bir topluluk bakalım. Yani onu soruyorum. Şeyler olacak mı olmayacak mı biz bilemeyiz. Orası size kalmış. Mert Efe heyecan var mı? Evet. Hakkında hayırlısı olsun kardeşim. Mert Efe hazırsan. Evet hocam. Buse 2 karşında. Dönebilirsin.
Ben bize dönebilirsin. Merhaba. Bravo. Evet. Ne oluyor şimdi? Formu? TikTok'ta PK şimdi, atarlar artık. Formatımızın devamında siz ikiniz baş başa hani vakit geçirip birbirinizi tanımaya çalışıp olsun olmaz olmaz güzeldi. Açıkçası bizim çok ilgilendiğimiz nokta bu değil. İsterlerse RND House Boğaz'ın tam orta yerinden onları akşam yemeğine götürür ama isterlerse. Bu artık size kalmış ama ya, güzel okey. Bunun cevabını öğreniyor. Okey ama. Bu sen kaç yaşındaydın? 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Senin verdiğin ama Melda çok iyiydi. Cevaplar falan karıştı benim. Sen Jaguar olan değildin. Hayır. Yok yok Jaguar değil. Galatasaraylı. Ha Galatasaraylı. Gözler lens mi? Lens. Evet. Wow, çünkü hani bir an şey oldum yani. Mertefe. Dostum. Utanıyor musun? Ne oluyor oğlum? Mertefe şu an var ya. Ben ne yaptım diyor ya. Ağlayacak ya birazdan. Ben nelere neler eledim ne yaptım diyor ya. Dokunsan ağlayacak şu an. Utanılacak bir format çünkü şu evet, noktada. Şu an evet. Şunu da elimden evet. Tamam evet. Evet. Ben bile onun adını üzüldüm yani. Çocuğun finale kalacağını bu kadar başarılı yani ben elimde. Vallahi ben ne düşüneyim işte Mertefe ile beraber bir birlikteliğimiz başlar. Ondan sonra ben de işte DJ'liğe soyunurum. Yani DJ olmaya başlarım gibi geliyor. Elimde yani o kaykayla elim ağzımda yani kalacağımı düşünmedim. Evet yani istiyor muydun gerçekten hani Mert Efe ile finale... Oğlum şaka bu. ...kalmak Mert Efe'nin... Gül, gül yani günün sonunda aldığı cevaplara göre en çok sana yükseldi mi denir? Ne denir oğlum? Sana şey yaptı yani görmeden. Ne diyorsun bununla? Yani 9 kız olarak hepimiz birer tane çok güzel prenseslerdik. Hepimiz evet. Çok güzel. Hepsi gerçekten evet. Çok ya nadide. Ben kalabileceğimi hiç düşünmemiştim. Peki sen de saçmalıyorum. Ben evet evet ben saçmalıyorum zaten heyecan yaptım. Ya burada bir çiçek var. 9 böcek var. Yaptım neden ben sonra çok haklısın. Ben heyecanlanıyorum. Yani bu ilk defa bir videoda bu kadar heyecanlandım. Evet. Şimdi ben Esra Eroğlu görüntülü arıyorum. Tamam. Ara. Nasıl yapılıyor? O ne tırnaklar yapılıyor. O iyi biliyor. Konuşalım. Buradan şöyle baktı mı buradan böyle? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu iki genç arkadaşımız birbirini gördü, birbirini görmedi. Pardon birbirini görmedi ama birbirini bir şekilde beğendi. Biz de burada bir mutluluğa vesile olabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Ve YouTube Türkiye'nin en saçma, en üzücü, gelelim. En cringe. En cringe değil. Çok daha cringe'leri var çünkü. Çok özür dilerim. Ama yok, yok cringe değil Alper'im. Güzel içerik. Formatına... Bunun devamı gelsin lütfen. Güzel formatı i̇yi sevdim. Ama bunun çok devamı bir, gelsin. 20 dakika olsa daha iyi. Aynen bir 20 dakika hiç atlamadan ben giderim yani. Cringe falan değil abi yani. Güzel content yani şimdi Allah var. Sarıyor yani anladın mı? Beni ilk elerler. Senin fotoğrafını assak seni ilk elerler. Evet. Şu anlık fotoğrafını mı atsak? Espri yaptı bal kaba otursun koy taba. Hayır ezi. Neydi o? Espri yaptı balkaba. Osur osur koy tabağa. Çağrı abi. Buydu abi. Efendim abi. Çağrı abi. İnfoyu verdim sana abi. Abi. Ne verdin abi sen bana info? Lan ne yaptın? Ayda. Allah Allah. Açıldım abi bari tam gösterdi ya. Neydi o? Gelmedi ekrana. Ne yaptın ya Honos? Ekranı göremedik ki. Hesabı açıkmış ya zaten. Bulan bulmuştur. Allah Allah. Maşallah tövbe estağfurullah. Noel Day'ı takip ediyor. Noel Day'ı takip mi ediyor? Harbiden yuh artık amına koyayım. Çünkü Noel Day'ı takip ediyor. Noel Day'ı ekmeğini de ya. Çağrı bir şey söyleyeceğim ya. Ben seçmedim abi ne oluyor? Bunu sen Hatta. Seçmedin abi. Sen ne zaman seçtin ya? Yani ilk bakışta bir güzelden anlarım ben seçtim abi. Nerede hatta kız çıkarken abi? Sen dedin ki. Hayır abi. Ki dedin. Hayır sen seçmedin dedin. Bunu hayır. Seçmedin abi. Sen ilk başta en ya son alt seçmiştin öyle demiştin. Nasıl ya? Hayır abi sen seçmedin ya. Kardeşinin hanımını diyor ya. Terbiyesiz ya. Bu kontente bu kadar kaptırma kendini. Bak, takip ediyorum. Takibi attım ben. Her gün bakıyor olacağım. Aranızdan biri takip edemiyordu. Bizim çünkü yayınımız yok, televizyonumuz yok. Harbi, o yüzden böyle bir format çekmeye karar vermiştim. Harbi takip et. Melda'nın fotoğrafı neydi ya? Bir bakalım abi fotoğrafına. Abi bu arada net birinci kız yani geleceksiz kesinlikle. Hava diyor oğlum Melda havada. Melda sen de yani bu kadar da değişim olmaz ki ya. Böyle bir ters köşe yapmak var mı ya? Ben dedim genç hali de güzelmiş dedim. Mert güzelden anlıyor harbiden mi?
Ya rahat olsanız. Şey mi dedi Melody, çok güzel kızsın falan mı dedi sen? O yüzden mi destekliyorum Mert'i şu an? Bu dayanışmanızın sebebi o mu yani? Altyapısında. Melody gelsin İstanbul'a bir rakı içeceğiz ya. Ha, öyle mi dendi yani sana? Bu tarz bir yalan mı söylendi? Yalan ne? Aa, asla. Asla. Uçak mı? Çok kötü. Vallahi indireceğim sana bir tane ya. Hava şehidi neydi lan? Oğlum, yardım edin. Mert çık şu takipten ya. Ya ben kıza mesaj atıyorum şimdi, ilk ben seçmiştim diye. Ya abi, Mert çık şu takipten be. Salak ya. İlk oğlum ayıp olur, ayıp olur. Bilsin abi, bilsin. Ayıp olur abicim, ayıp olur. Seni ayıp denen bir şey var. Çağrı abi. Seni yazmışlar zaten. Ayıp denen bir şey var Mert'cim, çık. Arkadaşlar. Niye siz çılgınlık yarattınız şimdi ya? Aynı sinemalar dünyaya acımasın abla bak, bu saatten sonra. Bir şey söyleyeceğim. Bakmayacağım. Oğlum, oğlum bir şey söyleyeceğim. Zeynep abla ağlıyor arkada gün gibi kız gitti diye. Zeynep abla bir gelsene gözünü seveyim. Çok gel lütfen. Üzüldüm valla. Bak Zeynep ablanın tek derdi zaten Mertefe'nin. Fatman yenge istiyor diye kanka ben şimdi bir insanla beraber mi olayım ya? Sırf benim izleyici kitlem artık yanımda bir hanımefendi görmek istiyor diye. Ha, sizin için bunu da yaparım ya. Ne yapayım? Başka bir şey çarem yoksa bunu da yaparım abi. Evet. Ama takipten ama çıkmam için bugün yayında kaç şarkı söylersin? Güzel geldi masaya. Çağır abi bir tane dur. Sen yorulma abi ben. Baba Winnie the Pooh'da hırsız sincaplar vardı hatırlıyor musun? Ne çalarlarsa çalsınlar yerlerine ceviz bırakırlardı. Aynı onlardan benziyor ha. Aynı olsun yani amına koyayım. Bu arada Melda'cığım olur da yayını izleyecek olursan da ben asla bir şarkı için senden vazgeçmem. Melda'cığım çok teşekkür ederiz. Arkadaşımızın engelini kusuruna bakma. Onu bizim sosyal sorumluluk projemizdir Mert. Bu arada onu da söyleyeyim. Hani topluma kazandırma projemiz. O yüzden hani affına sığınıyoruz biz senin, anladın mı? Bu çocuğun bir şekilde topluma kazandırılması gerekiyordu. Ben üstüme düşeni yapıyorum. Bu rahatsızdır, bunu engelle geç. Bunu sustur, engelle geç. Tövbe estağfurullah. Donate yazmışsın kankam, donate gelmemiş kankam. Abicim, lütfen insanlara şey yapmayın ya. Takipçisi 2K oldu ya. Allah affetsin ya Rabb ya Resulallah. Şuradan şuna tıklayalım bakalım. Evet. Alper güzel içerikti. Yenisini bekliyoruz. Bunu ayda 2 yapalım. Bunu ayda 2 yapalım. Bizi sarar çünkü bu tarz içerikler. Teşekkürler. İyi günler efendim. Hadi oyun abi yarın erken kalkacaksın. Hayır oyuna geçelim, oyuna geçelim evet. Bugün biraz erken açtık ya, ne güzel bak, saat de çok da geç olmadı. Saat daha bir bile olmadı amına koyayım. Ne güzel. Gecemizi ne güzel değerlendik. Bundan sonra hep erken yayın ya. Hep erken. Hangi oyun mami? Hep erken yayın bundan sonra. Reddit abi, Reddit yapacaktık. Dostum Reddit yalan oldu galiba. Ben bu videoyu izledikten sonra bir de Reddit'e giremem kanka. Kusura bakma şimdi o kız gerçek yayını tekrarına bakacak. Bilmem ne olacak. O bakacak Reddit'te benim ağzı ağrıtma sıçılmış. Yok abi. Çok karizmatik güzel bir oyun oynayan falan demiş. Muhammed Server. Hem pardon, yok Muhammed yenge Fatih istiyoruz diyorsunuz. Hem Reddit'te benim ağzıma sıçıyorsunuz. GTA Karaman. Ya bu sene benim sınav senem yalnız. Ne sınav? Direksiyon sınavı. Hadi geçelim. Bu sene benim ehliyet sınavım var. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.